Oyun bitti Akma. Buraya kadar. Teslim ol. Bravo. Rolünü çok güzel oynadın efendi Cemil. Sağ olun efendim Loş. Zavallı Akbar. Yeni dünyadan gelip oyunun bütün kurallarını değiştirebileceğine inandı. Oysa yeni dünya bu konularda çok toy. Öğrenecekleri çok şey var. Avrupa ve küçük Asya medeniyetlerin beşiği henüz gücün yeni dünyaya geçmesine çok var. Söylediğiniz gibi Çırağan Sarayı'ndaki askerlere baskın olacağını haber verdim. Onlar da baskına mani oldular. Akbar da yakalandı. Peki ya Mustafa? Mustafa konusunda da her şey sizin planladığınız gibi oldu. Sultan Mustafa'nın masonlarla birlikte çalıştığını düşünüyor. Sanırım yarın asılır. Mustafa konusunda yanılıyorsun efendi Cemil. Yanılma. Mustafa ne yarın asılacak ne de sultan Mustafa'nın masonlara katıldığına inanacak. Hala öğreneceğiniz çok şey var. Mustafa asla sultana silah doğrultmaz. Her şeyi feda edebilir. Ama sultanına ve devletine silah çevirmez. Evet bir süre tereddütte kaldı. Ne yapacağına karar vermeye çalıştı. Sonunda yardım istemek için pirine gitti. Selamünaleyküm pirim. Gel Mustafa. Gel. Ve ona her şeyi anlattı. Pir de onu dinledikten sonra ona muhtemelen şöyle dedi. Senin yapacağın tek şey olan biteni sultana anlatmak. Siz ikiniz ancak birlik olursanız bu işin üstesinden gelebilirsiniz. Mustafa pirinden aldığı tavsiyeye uydu ve her şeyi sultana anlattı. Sizin canınıza kıymak istedim. Öyleyse bütün plan bozulmuş olmalı. Hayır bozulmadı Cemil. Mustafa Sultan da konuştuktan sonra birlikte bir oyun oynamaya başladılar. Sanki benim verdiğim emirleri yerine getiriyormuş gibi davrandılar. Teslim ol Mustafa. Yani Mustafa'nın tutuklanması, hapse atılması, sonra kaçması hepsi bir oyun muydu? Evet, hepsi bir oyundu Cemil. Peki amaçları neydi? Mustafa içeriye alınınca Ali'yi, Süreyya'yı ve Farah'ı kurtaramaz. Yani tek amaçları zaman kazanmaktı. Mustafa zindana düştükten sonra zamanla olan yarışı bitti. Ve yeni bir oyuna başladılar. Ne?
kazandıkları zamanla bir an önce Leyla'yı bulmaya çalışacaklar. Çünkü tek kurtuluşları Leyla'ydı. Ancak Leyla'yı bulabilirlerse Farah, Ali'yi, Süreyya'yı kurtarabilirler. Oysa ben ne yaptım? Mustafa ile Sultan Hamit Leyla'yı ararken Leyla'yı Sultan'a yolladım. Hem de hiç beklemediği bir anda. Bu saatte sarayda ne işiniz var Leyla Hanım? Benim padişahımızla görüşmem lazım. Acil, çok önemli. Haber vereyim. Gel. Sultanım. Leyla Hanım acilen görüşmek istiyor. Al içeri. Buyurun, sizi bekliyorum. Leyla Hanım. Padişahım. Ben çok özür dilerim, sizi bu saate rahatsız ettim. Benim sizinle çok önemli bir şey konuşmam lazım. Dinliyorum. Söyleyemedim. Saklamak zorundaydım. Mustafa'dan sakladım. Sizden sakladım. Dayanamıyorum artık. İtiraf etmem lazım. Leyla Hanım. Buyurun oturun. Nedir mesele? Ben artık dayanamıyorum. Bilmeniz lazım. Sultan. Affedin beni. Sakin. Ben size bir su vereyim. Leyla önceden planladığımız gibi her şeyi itiraf edecekmiş gibi yaparak sultana yakınlaşacak. Yüzündeki iğneyle sultanı zehirleyecek.
Yaptığımız planla Sultan Hamid'i ordudan kaldırıp yerine Şehzade Murat'ı geçiriyoruz. Her şeyi biliyoruz. Kime hizmet ettiğini. Hepsini ama hepsini biliyoruz. Mustafa beni dinle. Muhteşem bir plan hazırlamışsınız Yüce Efendi. Tabii bu planın en güzel tarafı Sultan öldükten sonra ortaya çıkacak Cemil. Sultan ölünce herkes bu ölümden Mustafa'yı sorumlu tutacak. Nasıl olacak o iş? Sultan Hamid öldükten sonra yerine tahta kim çıkacak? Şehzade Murat. Büyük bir temizlik yaptık Cemil. Çok büyük bir temizlik. Ali, Süreyya ve Farah da ölüyorlar. Akbar hapiste ve onun da asılması yakın. Eğer paravan arkasındaki hala bizi takdir etmeyecekse onunla da hesaplaşmaya hazırım. Paravan arkasındaki mi? Bir emriyle tahtlar deviren, imparatorlukları yıkan güç. Herkes onu bir insan zannediyor. Ama paravanın arkasındaki güç, para Cemil. Para öyle bir şeydir ki en güçlüsü bile parayı kontrol edebileceğini zanneder. Ama aslında para hırsı onları kontrol eder. Paravanın arkasındakiler para hırsının kontrol ettiği varlıklar Cemil. Onlara karşı mıyız? Onlara karşı olup ayakta kalmak mümkün değil. Ama şimdilik onlar bana karşı. Aslında yalnızca bana ve Osmanlı'ya değil, tüm Avrupa teşkilatına karşılar. Buraya Akbar'ı gönderdiler. Ama o da zaten size hafif geldi. İstedikleri olmazsa emin ol yenilerini yollarlar. Ethem. Akbar. Şehzade Murat'ı tahta çıkarmaya çalışan herkes asılacak. En başta da sen. Akbar. Beni hiç kimse asamaz. Niye Hanım'ı neden öldürdün? Kişisel bir garezim yoktu. Kaçmak için onu öldürdüm. O kadar. Akbar Efendi. Unutma.
kavganın değil, adaletin kazananı olur. Çocuk. Mustafa, nereye götürüyorsun beni, hapse mi? Ne zamandır biliyorsun? Ne önemi var Leyla? Çok önemi var. Mustafa, ne zamandır biliyorsun? Mustafa. Mustafa, eğer biraz olsun sevdiysen beni, daha korkusuzca giderim ölüme. Beni sevdin değil mi? Mustafa, beni bir an olsun sevdin değil mi? Sevdim. Leyla'dan bir haber var mı Cemil? Henüz bir haber yok Yüce Efendi. Peki plan bozulduysa, Leyla sultanı zehirlemeyi başaramadıysa? Neler olup bittiğini öğrenmemiz lazım. Haklısınız. Öyleyse gereğini yap. Baş üstüne Yüce Efendi. Leyla! Gir içeri. Kızım! Leyla! Dadı, dışarı. Otur şöyle. Çalışıyorum. Ama mecalim kalmadı. Allah'ım. Yardım et ya Rabbi. Beni hapse götürmedin, buraya getirdin Mustafa. Söyleyeceklerimi iyi dinle. Seni eve getirdim. Çünkü beni sevdiğini biliyorum. Ben de seni seviyorum. Gerçekten mi? Gerçekten. Ali'ye, sana, Süreyya'ya yardım edebilmemin tek yolu o Miloş denen şerefsizin yerini bana söylemen. Kurtulabilmemizin başka hiçbir şansı yok. Ya sonra? Sonra buradan gideceğiz. Sen ve ben. Gerçekten. Gerçekten.
ihtiyacım olan tek şey Ali'nin yerini öğrenmek. Ondan sonra her şeyden vazgeçeceğim. Bizi kimsenin bulamayacağı bir yere gideceğiz. İkimiz. Hiç kimsenin bizi bulamayacağı bir yer. Hiç kimsenin bizi bulamayacağı bir yer. Hayali bile o kadar güzel ki Mustafa. Bu hayal için neler yapabileceğimi bir bilsen. Leyla saraya girdi değil mi? Evet geldi. Hatta saraya girerken ben nöbetteydim. Saraydan çıktı mı? Yani gözüne çarpan bir şey oldu mu? Görmedim. Nasıl gördün? Efendim Leyla Hanım saraya girdikten hemen sonra nöbetim bitti. Ben de kapıdan ayrıldım. Leyla hakkında hiçbir şey duymadın mı? Duymadım. Bir şey duyarsan bana haber ver. Baş üstüne. Dayanacak gücün kalmadı mı Ali? Bu yaptıklarının hepsinin hesabını vereceksin. Mustafa'm bunların hepsinin hesabını soracak Miloş. O kadar emin olma. Miloş. Sakin ol Farah. Sizinle artık işim bitti. Çok sevdiğiniz sultan da 3 gün içerisinde ölecek. Haklısınız efendim Miloş. Sultan 3 gün içinde ölecek. Leyla. Görevini yerine getirdin mi? Evet efendim Miloş. Dediğiniz gibi sultanı zehirledim. Sultan ölünce yerine Şehzade Murat geçecek. Şehzade Murat, sultanı öldürenin Mustafa olduğunu söyleyecek. Böylece Mustafa da Sultanahmet Meydanı'nda bir dar ağacında can verecek. Azrail'in geldi Miloş! Mustafa'm geldi! Mustafa için öz babana ihanet mi ettin?
Ateşim aşkına canım yakma çıramın ya beni de götür ya sen de gitme. Süreyya abi. Ya beni de götür. Okyanus gözlü karım benim. Ya sen. Süreyya abi. Ne istediniz lan? Ne istediniz? Ne istediniz? Kurban oldum. Okyanus gözlü. Senin kanını yerde bırakırsam Allah bu canı haram etsin bana be Süreyya. Ciğerlerini sökeceğim onlara. Andolsun ciğerlerini sökeceğim. Ciğerlerini sökeceğim. Yar bağrıma vurdu. Başın sağ olsun Ali. Sağ olun sultanım. Mustafa Gıyasettin. Vatanımızın has evladı. Onun bir babası da benim bundan sonra. Gıyasettin Efendi, böyle bir baban, böyle bir amcan olduğu için çok şanslısın. Allah seni vatana, millete hayırlı ve uğurlu eylesin. Thank you.
Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Meyyite için hakkınızı, dünyalı hakkınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Helal ediyor musunuz? Helal olsun. Helal ediyor musunuz? Helal olsun. Allah razı olsun. El-Fatiha. Muhterem cemaat. Emri hak vaki olmuş. Süreyya Hanım kardeşimiz Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Biz Müslümanlar 3 kez doğarız. Birincisi dünyaya gelişimizdir. İkincisi ise ölümümüz. Öldükten sonra tekrar doğup Hakk'a yürürüz. Üçüncüsü ise mahşer gününde kıyama karşı duruşumuzdur. İnsanlarımızı şehit edenler, onların öldüğünü zannetmekle yanılıyorlar. Onlar Allah katında diridirler ve baki alemin ilk kapısından geçmişlerdir. Bu milletin muhterem kadınları, İslam'ın ve milletin bayrağını yukarı taşımak için her zaman yanımızda oldular. Olmaya devam edecekler. Bu sebeple Allah etmesin, eğer bizi parça parça edip öldürseler, emin olunuz biz 20 olarak öleceğiz, 300 olarak dirileceğiz. Biz baki bir hayat veren ölümden korkmayız. Ve bu sebeple ölüme yeis etmeyeceğiz. Biz ölsek de İslamiyet sağ kalır. O kutsal millet İslamiyet sağ olsun. Süreyya'm, okyanus gözlü karım benim. Şimdi göçüp gittin ya sen. Mustafa'mın da benim de ciğerlerim yandı. Şimdi senin ayacıkların üşür. Üşümesin diye Mustafa Gıyasettin'im sana patiklerini verdi bak. Süreyya'm. Oğlum, merak etme, hep geleceğiz anacanın yanına. Hep geleceğiz. O da senin büyüdüğünü görecek. Aslan gibi bir delikanlı olduğunu görecek. Sen de biraz hakkımız varsa helal olsun. Sen de bize hakkını helal et, olur mu? İstanbul ve Berlin'deki ajanlarımızdan aldığımız haberlere göre olası bir savaşta Almanların Osmanlı'nın yanında savaşa gireceği kesin. Bu durumda ordumuzun zafer kazanma ihtimali nedir? Bu konuda sizden acilen bir rapor istiyorum. Baş üstüne majesteleri. Rus çarı bir yandan savaşmak istiyor, bir yandan da korkuyor. Haklısınız efendim. Osmanlılarla savaşmak için İngilizleri yanlarına almak istiyorlar. Çar Nikolay'ın asıl meselesi Almanlar. Savaşa Almanlar karışmasın istiyor. Almanlardan çekinmeleri gereksiz. Almanlar onlardan korkak. Almanlar korkak değil. Almanlar bizim karşımızdaki en büyük tehlike. Bize göre çok zayıflar. Bugün zayıflar evet. Lakin çok hızlı gelişiyorlar. Bir millet yalnızca gelişmişliğiyle değil, kültürüyle de ölçülür. Dünyada bazı milletlere dikkat etmek gerek. Hasta bildiğimiz Osmanlı'nın ana gücü Türkler mesela. Türkler hasta zannettiğimiz yerde öyle bir kükrerler ki şaşırır kalırız. Ruslar Osmanlılarla savaşmaktan korkuyor.
İngilizlerse her zaman yaptıkları gibi tüm açgözlülükleriyle bir tek mermi atmadan masadaki her şeyi yiyip bitirmek istiyorlar. Hasta adam. Hepsi hasta adamdan korkuyor. Rus ordusunun komutanlarına söyleyin, korkak çarlarına baskı yapsınlar ve Rusya'yı Osmanlı'ya karşı savaşa sokmaya ikna etsinler.